Bandırmalılar, Kasım ayı olağan meclisine hoş geldiniz hepiniz. Çoğunluğumuz var, toplantıyı açıyorum. Gündemimiz gelen evrakla birlikte 11 adet. İki tane ilk gelen evrak var, bir de bir önerge var. Onları da gündeme alacağım. İki tane de mazeret dilekçemiz var. Hangisi? Sporcular değil. Yok, onu şey gelen evrak yaptık zaten. O önerge değil. O gelen evrak. Bu neden bende? Evet arkadaşlar, gelen evrakın önergenin bir tanesi ailelerin isteği üzerine İlçemiz Akdüzevler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerine Karahali Acar Spor Salonu karşısındaki üst geçide şehit uzman çavuş Soner Fazlıoğlu'nun ismini verilmesi. Yine aynı güzergahta Akdüzevler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Ford Bay önündeki üst geçide de şehit assubay kıdemli çavuş Ender Fatih Yılmaz'ın isminin verilmesi. Biz tabi ilçe meclisinde tavsiye kararı alıyoruz. Büyükşehir'in orada oylanıp kabul ediliyor. Bu önergede bütün grupların ortak davranışı var. Ben hemen hemen bütün meclislerimizin imzası var. Ben tek tek imzaları okumuyorum. Meclisimizin üst grubunun da katılımı var bunda. Bunu 12. gündem olarak alıyoruz. Bir tek gelen evrak daha var. Bandırmamızda mevcut olan Akademi Dövüş Sanatları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Türkiye'de önemli başarılara imza atmış. 7 tane milli takım oyuncu vermiş. Oyuncu derken sporcu vermiş. Şimdi de Atina'da bir yarışma varmış. Oradan bir davet alınmış. Dolayısıyla oraya gitmek isterler. Biz de onların gri pasaport almasına yardımcı oluyoruz. Kentimizi temsil edecekler. Bandırmanın adını taşıyorlar. Dolayısıyla onların bu isteklerini Avrupa Şampiyonası Kupası'na 3 antrenör 15 sporcu ile ilçemizi temsil edecekler. Göndermez hususunda belediye meclis kararı almamız gerekiyor. Bunda bilginiz olsun. Herhangi bir belediyemizden para çıkmayacak. Burada 13. gündem olarak yazıyorum. İki tane de mazeret dilekçesi var. Onlar da 14. gündem olarak. Bu saydığım 3 konunun gündeme alınmasını oylarla sunacağım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmişti. Gündemimiz 14 maddeden oluşmuştur. Tabii toplantıya başlarken bugün yine değerli arkadaşlarım 8 şehidimiz var. Çok üzgünüz gerçekten. Hakikaten televizyonlarda şehit haberlerini izledikçe, onların cenazelerindeki anaların yanan yüreğini gördükçe içimiz burkuluyor. Bundan bir an önce kurtulmak istiyoruz ama nasıl? Tabii ki bu kolay bir iş değil. Uzun bir süreç. Hele bu dönemde de ülke dışında da Suriye'de de askerlerimiz var. Oradan da zaman zaman şehit haberleri geliyor. Dolayısıyla Allah ülkemizi, ordumuzu, çocuklarımızı bu terör belasından kurtarsın inşallah. Şu anda bizim dua etmekten başka yapacağımız bir şey yok. Ben Hakkari Nişen Dibiz ilçesinde bu sabaha karşı Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup teröristle çatışmaya giren güvenlik güçlerimizden 2 korucu ile 6 askerimiz şehit olur. Bunlara Allah'tan rahmet diliyorum. Keder ve ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Evet. Bundan sonra bir iki söyleyeceğim şey daha var arkadaşlar. Önümüzdeki 8-9 Kasım tarihlerinde bandırmamız tabii sürekli gündemde olan bir kent, büyük bir kent. Dolayısıyla birçok ilde yapılan etkinlikler orada da yapılmaya devam ediyor. Hürriyet Gazetesi ile beraber Ticaret Odası ve Ticaret Borsamızla birlikte Bandırma Belediyesi olarak bir Bandırma Ekonomi Zirvesi topluyoruz.
Bu ekonomi zirvesi Hürriyet gazetesinin daveti çerçevesinde oluyor ama bütün Bandırma'daki sanayicilere iş alanlarına açık bir toplantı. Dolayısıyla burada ekonomi zirvesinde Bandırma ekonomisini mercek altına alıyoruz. Şehrimizin yatırımcılarının hem kendilerini hem de yatırım yaptıkları şehri, neden bu şehre yatırım yapılması gerektiğini, bölgedeki ekonomik koşulları ve geliştirilmesi gereken noktaları masaya yatırmak üzere Hürriyet Ekonomi Müdürü Sayın Sefer Levent, Bandırma biliyorsunuz, onun etkisi var. Ekonomi yazarlarından Sayın Erdal Sağlam, CNN Türk Parametre Yorumcusu Sayın Cüneyt Toros, Denizbank Marmara Bölge Müdürü Sayın Burak Bozkaya ve tabii ben katılıyorum. Ticaret Borsa Başkanımız Mehmet Kılkışlı katılıyor. Ticaret Borsa Başkanı Halis Sezgin katılıyor. Ve bir de bu etkinliklere sponsor olan Türkiye genelinde Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emrullah Duran'ın açılış konuşmasını yapıyor. Ne günü 9 Kasım saat 9'da sabah Grand Asya Otel'de bir oturum, bu konuşmalar, slaytlar, ondan sonra da bir oturum gerçekleşecek. Orada konuşmacılar söz alacak, gazeteciler yorumlayacak ve dolayısıyla Bandırma konuşulmuş olacak, tartışılmış olacak, Bandırma'nın ekonomisi gündeme getirilmiş olacak. Daha sonra da Hürriyet'in ekonomi sayfasında 4 sayfa olarak ulusal yayın yapan ekonomi sayfasında 4 sayfa olarak yer alacak. Ayrıca 2 sayfada Hürriyet Bursa'da ayrı bir gün yer alacak. Böylece Bandırma yatırımcıların gelmesi gereken bir kent olarak Türkiye ve dünyaya biraz daha ekonomi açısından da tanıtılmış olacak. Böyle bir etkinlik var. Bunları da bilginize sunuyorum arkadaşlar. Onun dışında biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Edip Uğur'un istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 7 Kasım Salı günü saat 15'te Büyükşehir Meclis Salonu'nda yapılacak. Dolayısıyla beni bugün Mali İdareler İl Müdürümüz aradı. Vali Bey'in çağrısını bize ulaştırmak üzere yarın saat 16'da yani 4'te belediyede olacak. Büyükşehir Meclis Üyesi arkadaşlarıma yarın 4'te burada olurlarsa bizzat kendisi tebliğ etmek istiyor. İmza karşılığı o davetle tebliğ etmek istiyor. Sabri Bey yok galiba. Ona da bilgi verirseniz yarın saat 4'te. 4'te orada olamaz. Bizimkisi farklı bir durum. O zaman tamam canım, oradan o zaman şeyden, Mali İdare İl Müdürlüğü'nden o şeyleri beni aradığı için ben onu söylüyorum. Buradaki bizim arkadaşlarımız saat 4'te burada olurlarsa il müdürü bizzat kendisi teslim etmek istiyor bu şeyleri. Evet, hayırlı olsun diyorum. Bir de bir konuda size bilgi vermek istiyorum, bir konuda daha. Büyükşehir'den gelen bir yazı vardı. Onu okuyup kendini yaptığımızı söylemek istiyorum. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7G maddesinde Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarım ile bu yolun temizliği, karla mücadele çalışmalarını yürütmek görevi Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiştir. Bu doğrultuda daire başkanlığımız yapmış olduğu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde kentsel temizlik hizmeti alım işi 15 Beşik Bölü tarih itibariyle başlamış, 32 Bölü tarihinde sona ermiştir. Herhangi bir şikayet, kargaşa ve vatandaş mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 7 yerde süresinin tamamlanmasına kadar ilçe belediyeniz, temizlik ekiplerince Aydar Çavuş Kent Meydanı, Atatürk Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Ordu Caddesi ve İnönü Caddesi'nin temizlik hizmetlerinin yapılması hususunda gelen bilgilerinizi arz ederiz. Bize yazıyla yazdılar, telefonla da görüştük. Biz de olur
bu caddeleri, meydanları biz temizliğini yaparız. Diğerlerine ücretsiz olarak yapacağımızı bildirir bir şey yazdık. Hatta sürekli biz yapabiliriz. Zaten eskiden biz yapıyorduk, bunda bir şey yok. Hatta ana caddelerden şikayetler de alıyoruz temizlik iyi yapılmıyor diye. Zaten şu anda sahil bandında da yine, meydanda da yine bizim araçlarımız gezerek... Zafer de yok mu? Yok. Onları yapıyoruz. Daire başkanına dedim, şu ana caddeleri geri verin, bizim ilan reklam verdiklerimizi almayın, biz bütün bu hizmetleri tekrar yapalım dedim. Bakalım, o da dedi ki yeni başkan seçildikten sonra yaparız. Bunu da bilginize sunuyorum arkadaşlar. Onun dışında şeye geçiyorum. Son bir aylık hizmetlerim kısa.